Hazar Türklerinin dinsel hoşgörüye sahip olmalarının sonucunda ortaya çıkan halka din ve ibadet özgürlüğünün sağlanması, davalara Müslüman, Musevi, Hristiyan ve Şameli sakinlerden oluşan bir kurulun bakması, çeşitli dinlere ait tapınakların yan yana inşa edilmesi durumlarından hangilerinin toplum içerisinde huzur ve güvenin ortamı oluşmasına ortam hazırladığı söylenebilir. Evet bir millette arkadaşlar farklı milletlerden oluşan bir millette İbadetini kimsenin karışmıyorsan orada bir huzur vardır. Davalara arkadaşlar yine o farklı milletten insanlar geliyorsa hoşgörünün, adalete inancın nesidir arkadaşlar göstergesidir. Çeşitli dinlere ait tapınakların yan yana inşa edilmesi. Hepsi arkadaşlar bakın toplumun huzur ve güvenin oluşmasını ortam hazırlayacak. Herkesi küstürmeyecek barış içerisinde yaşayacak 3 madde doğru seçeneğimiz bu yüzden E seçeneği. Bulgar Hanı Simon'un 920'de İstanbul'u kuşattıktan sonra Çar Ünvanı'nı kullanmaya başlaması. Bulgarlarla ilgili aşağıdaki durumların hangisiyle açıklanamaz. A seçeneğine baktığımızda Türk Milli Devlet Gelinliği'nin uzaklaşmalarıyla. Evet Bulgarlar Türk'tür ama Han Ünvanı'nı kullanmıyor. Çar Ünvanı'na Rus Ünvanı'na geçiyor. Demek ki Türk Milli Devlet Gelinliği'nden. Hükümdarlık sembollerinden arkadaşlar ne olmuş? Ünvanlarından değişikliğe gitmiş. Boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeleri. Bu yukarıda var mı? Yok arkadaşlar. Cevabımız büyük bir ihtimal B seçeneğidir. Bakalım diğer seçeneklerde. Hristiyanlığı benimseyerek Türklük özelliklerini yitirmeleri arkadaşlar. Evet e, Bulgarlar zamanla ne yapmışlardır? İslamiyet'ten ne yapmışlardır arkadaşlar? e, ee, Hristiyanlığa geçmişlerdir. Sıralaşarak milli benliklerin kaybetmeleri yine onların arkadaşlar nedisidir? Kendi özellikleri sonradan kazandıkları örnek verilmiş de, Han yerine çar kullanmaları D seçeneğine örnektir. Avrupa milletleriyle etkileşim sürecine girmeleri evet arkadaşlar çünkü Bulgarlar Avrupa'dadır. Bu yüzden de Ortaç'tan gelen bu Bulgarlar ne yapmış arkadaşlar burada etkileşim sürecine girerek ee, milli beyniklerin zamanla kaybedeceklerdir. Fakat yukarıya baktığımızda arkadaşlar ne diyoruz? B seçiminde boylar federasyonu şeklinde örgütlendiklerine dair bir sorun yok. Sadece şurada ne var? Kültürel etkileşim sonucu gelişmelerden bahsetmiş. Gelişmelerden bahsetmiş. Doğru seçimimiz B seçeneği. Avarların İstanbul'u kuşatmaları, Hristiyanlığı benimsemeleri, kök mücadele içerisinde girmeleri özelliklerinin hangilerinin komşu kültürlerle yaşanan etkileşimin sonuçları arasında olduğu söylenebilir. Avarlar bir Türk devleti arkadaşlar. İstanbul'u ne yapmışlardır? Kuşatmışlardır. Ne zaman kuşatmışlardır? Ek bilgi verelim arkadaşlar. 617 Yılında bir kuşatmışlar. 19 yılında bir kuşatmışlar. 26 yılında bir kuşatmışlar. 3 kere kuşatmışlardır. Ee, hatta Sasanlilerde ne yapmışlardır? Ortak hareket etmişlerdir. Ee, bu İstanbul'u kuşatmada. Hristiyanlığı benimsemeleri. Arkadaşlar Hristiyanlığı benimsemeleri kültürel etkileşim sonucudur. Çünkü avarlar Türk devletidir. Bunların inancı da gök tanrıdır. Gök tanrı. Dolayısıyla bu da ee, kültürel etkileşim sonucu Avrupa ile e, Hristiyanlığa geçmişlerdir. Ama İstanbul kuşatmaları onların benliğini değiştirir mi? Hayır. Kültür etkileşimi değiştirir mi? Hayır. Sadece kuşatma. Kök Türklerle mücadele içerisine girmeleri e, Türk'ün Türk'le mücadelesi zaten arkadaşlar kültürel etkileşim olmaz ki. Aynı milletin e, iki farklı kültürü diyemiyoruz tek kültürü diyoruz. Türk'ün Türk'le mücadelesi yine Türk kültürüdür. Yani başka bir milletle etkileşim söz konusu değildir. Çünkü işte aynı millet. O yüzden burada yalnız iki B seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir. Museviliği benimsemişlerdir. Oğuzlarla girdikleri mücadeleler Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. İslamiyet'i seçen İlk Türk topluluğudur. Yukarıdaki özelliklere sahip Türk toplulukları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Evet, e, Museviliği tarihte benimseyen tek Türk devleti vardır. O da Hazarlardır. Oğuzlarla girdikleri mücadelelerde Dede Korkut e, e, hikayelerine sahip olmuşlardır. Kim? Kıpçaklar. Sonra arkadaşlar İslam ise ilk Türk topluluğu bakın devleti demiyor topluluğu kimdir? Karluklardır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C seçeneği. Emeviler döneminde nokta nokta Müslümanlarla savaşarak Orta Asya'da İslamiyet'in yayılışını geciktirmişlerdir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet arkadaşlar Emeviler döneminde e, özellikle Orta Asya'da kim vardı? Türkiş devletleri vardı. Orta Asya'da. Dolayısıyla Orta Asya'da Türkişler güçlü devletti. Emevilerle müthiş mücadele yapmışlar. Emevilerin Orta Asya'ya girmesini ne yapmışlar arkadaşlar? Zorlaştırmışlardır. Dolayısıyla da İslamiyet'te Emeviler o bölgelere gelemediği için yayılışı gecikmiştir diyoruz. Doğru seçeneğimiz ne olacaktır? E seçeneği olacaktır diyoruz. Avarlar, Rusların basit kabile hayatından imparatorluk kuran bir millet haline gelmelerinde etkili olmuştur. Buna göre Avarların Rusları siyasi, kültürel, ekonomi alanlarından hangilerinde etkiledikleri ileri sürülebilir. Evet arkadaşlar, Avarlar Rusları bakın basit bir kabile hayatından imparatorluk kuran bir millet haline. Dolayısıyla bir teşkilatlanmadan bahsediyor. Bir devlet kurmayı öğretmişler. Bu yüzden devlet kavramsalı devlet sel siyasi kavramlar arkadaşlar ne diyoruz? Ee, birinci öncülümüz olan siyasi kavramı içerisindedir diyoruz. Kültürel yukarıda bir etkileşme olmuş olabilir ama yukarıda bahsediyor mu? Hayır. Ekonomiden bahsediyor mu? Hayır. Sadece kabilecilikten devlet kurabilme özelliğini öğretmişler. Bu da ne diyoruz? Siyasi doğru seçeneğimiz bu yüzden A seçeneği olacaktır diyoruz. En kalabalık Türk topluluğu olan Oğuzların atası Oğuz Han Türk töresini disiplin, adalet, ahlak ve millete hizmet esası üzerine inşa etmiştir. Bu yargıdan yola çıkarak Türk töresinde anlayışlardan hangilerinin geçerli olduğu savunulabilir. Evet, hukuk devleti üzerinde arkadaşlar ne diyoruz geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Bakın diyor eski Türklerde hukuk denince aklımıza ne geliyor? Töre. E, dolayısıyla toplum ne üzerine inşa edilmiş? Töre üzerine. Ondan demek hukuk devleti. Sonra disiplin, adalet, ahlak ve millete hizmet. Millete hizmet eden bir devlet yapısı sosyal devlete örnektir arkadaşlar. Laik devlet var mı arkadaşlar? Hayır laik devletten Burada bahsedemiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da 1 ve 2'nin olduğu seçenek C seçeneğidir diyoruz. İslamiyet öncesinde orta Asya hüküm sürmüş irili ufaklı pek çok Türk devletinin yönetim yapısı büyük oranda birbiriyle benzerlik göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türk topluluklarında görülen yönetim özelliklerinden biri olduğu söylenemez. Ülkenin hanedan üyelerine ortak malı sayılması bütün Türk devletlerinin Orta Asya'dakilerin ortak özelliği. Veli Ahtın Hatun tarafından belirlenmesi yanlış bir bilgi arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu değildir. Ülkenin batı kanadında yabgu ünvanıyla geniş yetkilere sahip yöneticilerin bulunması bu da ikili teşkilatın kut anlayışının bir sonucudur. Bu da diğer Türk devletlerinde var. Ülkenin doğu-batı olmak üzere ikiye ayrılması, ülkenin hanedan ortak malı olmasıyla ilişkilendirilebilir. Hükümdarın yanında toy adı verilen danışma meclislerinin olması Türk devletlerinde bulunan bir özelliktir. Ama B seçeneği yanlıştır. Doğru seçeneğimiz o yüzden B seçeneği. Hazarlarda yönetici kesim Musevi olmasına rağmen ülkede farklı dinlere Bağlı insanlar arasındaki davalara her dinin temsilcilerine oluşan bir hakimler kurulu bakardı. Bu durumun inanç birliğini sağlama, kişi haklarını güvence altına alma adaletin uygulanmasını hızlandırma amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Evet arkadaşlar inanç birliğini sağlama gibi bir ee, amaç söz konusu, olamaz. Hazarlarda biliyorsunuz ne var arkadaşlar? E, dini bir hoşgörü vardı. Dolayısıyla inançlarda birliği sağlamak, tek dini inanmak söz konusu olamaz. Kişi haklarını güvence altına alma. Evet arkadaşlar e, farklı dinlere inanan insan arası davalara her dinin temsil oluşan bir hakimler kurulu. Bu nedir? Kişi haklarını güvence altına almaktır. Niye? Farklı dindeki insanları yine kendi inancındaki insanların değerleriyle yargılanması bu insana verilen değerle alakalıdır arkadaşlar adaletin uygulanmasını hızlandırma bakın adaletin uygulanmasını hızlandırma diyor arkadaşlar. Niye? E, her davaya arkadaşlar her dinin temsilciden oluşan bir hakimler kurulu olması yine adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesinde ayrı bir etkendir diyoruz. Dolayısıyla iki üçünün olduğu D seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. İslamiyet'ten önceki Türk topluluklarından Türk işlerde görülen ülkenin haneden ortak malı kabul edilmesi, boylar birliği şeklinde örgütlenmesi, Hakan ülkeyi töreye göre yönetmesi durumlarından hangilerinin merkezi otoritenin zayıflamasında etkili olduğu savunulabilir. Arkadaşlar ülkenin hanedanın ortak malı olması tat kavgalarına sebep olmuş ve Türk devletlerinin merkezi otoritenin zayıflamasının en büyük etkenlerinden birisi de bu öncüldür. İkinci öncülümüze baktığımızda boylar birliği şeklinde örgütlenmesi. Yani boy beyleri bir araya geliyor, devleti kuruluyor. Boy beyleri ayrılıyor. O devlet arkadaşlar ne oluyor? Yıkılıyor. Bu da Türk devletlerinin merkezi otoritesinin zayıflamasının etkenlerinden birisi. Ama Hakan'ın ülkeyi töreye göre yönetmesi yani adalet içerisinde yönetmesi Hakan'ın gücünü artıracaktır. Hakan'ın gücünü artıran her şey de merkezi otoriteyi artırır. Ama bize zayıfıtan sorduğu için arkadaşlar 1 bilgin olduğu seçenek C seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Avrupa'ya göç eden Türk boylarının zamanla bu bölgede nüfusları azalmış. Bu Türk boyları Orta Asya'dan göçlerle beslenememiş ve Slavlarla kültürel etkileşime girmişlerdir. Bu durumun Avrupa'ya göç eden Türk boyları ile ilgili asimile olmaları, Hristiyanlaşmaları, milli kimliklerini yitirmeleri gelişmeden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir. Evet arkadaşlar bakın bölgede azınlıkta kalmışlar. Orta Asya'dan göçlerle beslenememişler ve Slav kültürü etkileşimleri sonrasında asimile olmuşlardır. Kimisi Sılav olmuştur, kimisi arkadaşlar Bulgar olmuştur, kimisi işte farklı dinlere inanmışlardır, benliklerini kaybetmişlerdir. Hristiyanlaşmışlardır, milli kimliklerini kaybetmişlerdir. Zaten verilen üç öncülde birbirini tamamlayıcı olduğu için ve bunlar da gerçek hayatta var olduğu için arkadaşlar doğru seçeneğimiz E seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Bunlara örnek verecek diyorsanız Bulgarlar, Macarlar örnek verilebilir. Orhun yazıtlarını oluşturmuşlardır. Orta Asya Köktürk Devleti'nin başlamasıyla Avrupa'ya göç etmişlerdir. Müslümanların Kafkasya'ya ilerlemelerini engellemişlerdir. Yukarıda özellikleri verilen Türk toplulukları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Orhun yazıtlarını oluşturmuşlardır arkadaşlar. Kim? Köktürkler. Orhun yazıtlarının bir diğer ismine Göktürk Kitabeleri diye geçer. Özellikle 2. Göktürk Devleti'ne ait 730'lu yıllar. Orta Asya'da Köktürk'ün tüken başlaması Avrupa'ya göç edenler kimlerdir? Avarlardır. kök ee, Köktürk Hakanı Bumin Kağan avarları Avrupa'ya sürmüştür. Müslümanların Kafkasya ilerlemeni engelleyenler de Hazarlardır. Bakın Kafkasya'da Hazarlar özellikle Hazreti Osman döneminde ve Hazreti Ömer döneminde Türklerin Hazarlara yerleşmesini ne yapmışları Kafkaslara yerleşmesini engellemişlerdir diyoruz. Bu su doğrultuda cevabımız C seçeneğidir.